Evet, değerli dostlar, Nil TV'nin kıymetli izleyicileri, takipçileri ve Sanatın Renkleri programlarında müdavimleri. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben Faik Güçlü. Her hafta cumartesi saat 13'te 14'e kadar bir sanat yolculuğu yapıyoruz. Her hafta sanattan, edebiyattan, müzikten, resimden bahsediyoruz. İnsanı ilgilendiren, insanın ruhuna, gönlüne girebilecek ne varsa sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Geçen hafta biliyorsunuz bir öykücü dostumuz Mersin'de kıymetli bir eğitimci arkadaşımızı konuk ettik. Öykü serüvenini konuştuk. Güzel bir sohbet olmuştu. Bu hafta biraz müzik ağırlıklı program yapacağız. Gönlümüz, kulaklarımız, ruhumuz müziğe doyacak. Çok çok kıymetli iki dostum, değerli arkadaşlarım misafirimiz oldu. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Nil TV ekranlarında bizlerle olacaklar. Ben bu açılıştan sonra sözü onlara bırakacağım. Onları kendilerini tanıtmalarını isteyeceğim. Hem sorular soracağız sizler adına, onları tanımak adına niye Nil TV'ye konuk oldular? Sanatın renklerinde olma sebepleri ve yine hayat serüvenleri, neler yapıyorlar? Müzik adına nasıl çalışmalar yapıyorlar? Normalde de bu işi mi yapıyorlar gibi birçok konuyu onlarla konuşacağız. Sözü çok uzatmadan sizi hemen müzikle buluşturmak adına konuklarıma dönüyorum. Öncelikle Koray El, çok kıymetli bir bağlama ustası. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ediyorum. Ve yine Ali Sarıtaş, müthiş bir enerjisiyle sağ olsun Merhaba, teşekkür programımıza ederim. geldi. Sağ olun. O bir bendir üstadı. Bendiri bize anlatacak bugün Estağfurullah. bilmeyenler için. Diğer aletlerden farkını, onunla ilgili de yine serüvenini konuşacağız. Buradan başlayalım. Çalıp söylemeden önce küçük bir girizgah adına Koray El kimdir? Bize kısaca anlatabilir misiniz? Şöyle söyleyeyim, Koray El ortalama 25-26 yıldır müzikle uğraşan Mersin'de doğmuş, büyümüş bir müzik severim. Çok iyi. Öyle söyleyeyim. Müziğe gönül verdim. Yıllardır bu işle uğraşıyorum. Tüm enstrümanların derslerini vermeye çalışıyorum. Gruplarımız, ritim derslerimiz, bağlama derslerimiz, keman Çok derslerimiz, iyi. gitar derslerimiz mevcut. Müzikle müziği yaşıyoruz, müziği yaşatıyoruz. Mümkün mertebe müzikle var olanların yanında olmaya çalışıyoruz. Öyle Ne söyleyeyim. mutlu. Yani bu son söylediğin zaten işin kalbi yönü. Aynen hocam. Gönül vermenin gerekliliği bu. Ama sizinki gönül vermekten ziyade ben sizi tanıdığım için, siz çok mütevazı sözcükler kullanıyorsunuz cümle kurarken. Sadece gönül vermekle kalmıyorsunuz. Bu işi gönül vermeleri için insanlara teşvik ediyorsunuz. Bu, Elimizden yani ben gelince. yani sizinle biraz muhabbet eden, sizinle biraz takılan bir insan böyle otomatikmen müziğe kanalize oluyor. Yani bu yönünüz benim çok hoşuma gidiyor. Teşekkür Bunu ederim. da dile getirmekte fayda var. Değerli izleyicilerimiz için ifade etmek gerekir. Bu gönül vermenin bir adım sonrasıdır bence. Şimdi aslında herkesin içinde bir müzik var. Evet. Sadece kimi önceden çıkartmış oluyor, kimi sonradan hevesleniyor da çıkıyor. En çok da şu konuda şu an beni izliyordur, isim vermeyeceğim. Şu an tebessüm edecek. Konuk olarak geleyim, konuk olarak bulunayım deyip de hemen adını yazdırıp kursa başlayanlar var. Çok iyi. Şimdi ben o kurslara döneceğim. Ben de yer almak istiyorum. Bazen sosyal medyada o paylaşımlarınızı görüyorum. Bir de bağlı bulunduğumuz bazı gruplar var. Oraya etkinliklerinizden, o provalardan bazı alıntılar atıyorsunuz ya. Böyle hevesleniyorum, böyle içim gidiyor katılamamaktan kaynaklı. Tabii benim yoğun programımı biliyorsunuz. Evet. Ama ne yapıp edip bir sonraki döneme fırsat yaratıp o işin içinde olmak istiyorum. Onun da ne olduğunu zaten anlatacağız. Aynen. Sırasıyla Şimdi döneceğim. tekrar döneceğim, sohbet Tabii edeceğiz. hocam. Ali kardeşimize dönelim. Ali Sarıtaş. Hocam. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ediyorum. Sağ Sizi olasın. konuk etmenin heyecanını Çok yaşıyoruz. teşekkür Ali ederim. Sarıtaş kimdir? Ne iş yapar? Hayatı müzikten mi ibarettir yoksa başka işlerle meşgul müsünüz? Tanımak adına. Tanım Buyurun. adına. Aslında Malatyalıyım. Doğma bir Mersinliyim. 30 yıldır Mersin'deyim. 30 yıl. 30 yıldır Mersin'deyim. Siz Mersin'de olmuşsunuz o zaman, Mersinli olduk. değil Artık mi? Mersinli olduk. Normalde memurum. Tarım Bakanlığı'nda Aa, çok çalışıyorum. iyi. 4-5 yıldır da işte müziği bendir, ritim aletleri olarak genel olarak ritim, elbane, darbuka olarak gönül vermiş olarak
bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir yıldır da hocamla beraber sağ olsun. Artık bu işi profesyonel boyuta taşıdığınızı anladım. Yani taşımaya çalışıyoruz. Sahne yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim Koray hocamla. Şimdi şeyi de soracağım birazdan. Bir müzik yaptıktan sonra, bir iki parça tabiri caizse çaldıktan sonra neden bendir, nerelerde yapıyorsunuz, sahneniz var mı? Onlarla ilgili de konuşacağız. Evet, çok sözü uzatmadan bugün programda ağırlıklı olarak müzik ön planda olsun istiyorum. Naçizane dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz keyif alsınlar istiyoruz. Bu arada Nil Radyo Televizyonu YouTube'dan, sosyal medya hesaplarından takip edip izleyebilirsiniz. Her yerde sizlere ulaşıyoruz. Dedikten sonra bizim için ne hazırlamış Koray ve Ali kardeşlerimiz? Bakalım. Aslında buyurun. Şöyle bir şey, ben programlarımda da aynı şekilde hep spontane müzikler gelişti. Çünkü ayıramıyorum. Aynen. Evet. Kesinlikle ayıramıyorum. Hiçbir yani derler ya, hepsi çocuğum gibi. Buyurun. Bugün buraya aslında özellikle belirtmek de istedim. Lütfen. Reyhan arkadaşımız da burada olacaktı. Okul sebeplerinden dolayı, çocuktan dolayı gelemedi. İlk parçayı da tabii inşallah o da kendi sayını temennilerde bulundu. Müthiş bir insan, tanımış olmaktan onu duyduğumuz bir ses sanatçısı. Buyurun. İlk parçayı oradan başlayalım o zaman. Açılış yaptık. Birazdan birkaç tabii, eser daha ilk yapacağız. Şey i̇lk dedik. Şimdi tekrar sorularla başlayalım ama önce ben merakımı gidermek adına Ali Bey'den başlayacağım. Bendir nedir? Bendir'in işte o geleneksel olan diğer def tarzı çalgılardan farkı nedir? Arbana var biliyorsunuz. Hı hı. Onlardan farkı nedir? Ve siz niye özellikle bu enstrümana ilgi duydunuz? Ben özellikle şu yüzden ilgi duydum. Küçüklüğümden beri kültürümüz halk müziği olduğu için, halk müziğine en yakın ritim aracı bendir olduğu için de bendiri
tercih ettim. Ses de çok hoşuma gidiyor. Diğer ritim aletlerini de çalmaya çalışıyoruz. Hocamla beraber yapmaya çalışıyoruz. Ama bunun bağlamayla uyumu, şeyi dinlendirmesi, kişiyi dinlendirmesi. O yüzden bana şey verdiği için, rahatlık, böyle ferahlık verdiği için hep aklımda belli vardı. Peki hocamla birlikte bir yıldır çalışıyorsunuz ama öncesinde bununla ilgili eğitimleri nereden aldınız ya da özel kendiniz mi ilgi duyup geliştirdiniz? Önce başka bir hocam vardı. Ondan eğitim almıştım. Ondan sonra kendim işte YouTube'dan ve başka mecralardan geliştirmeye çalıştım. Şarkılara eşlik etmeye çalıştım. Sonra sağ olsun hocamla beraber eşlik etmeye çalıştık. O çok yardımcı oldu. Çok desteğini gördüm. Öyle oldu. Peki buradaki hedef ne? Yani Bendir'le ne yapmak istiyorsunuz? Sadece özel bir ilgi olarak mı, yoksa bunu bir adım ilerisi var mı? Büyük orkestralarda, işte büyük sahnelerde, işte salon müziklerinin yapıldığı büyük yerlerde yer alma gibi bir niyet var mı? Aslında pek öyle bir niyetim yok. Hocamla akşamları sahne aldığımızda, kursa gittiğimizde, kurs yerinde böyle şey olduğunda bana yeterli şu an için. Böyle şu an için iyi oluyor. Tamam. Burada araya girmek istiyorum. Lütfen, aslında. Buyurun. Öyle bir niyet olmayabilir. Ama gidiyor oraya doğru. Şimdi şöyle, bazen bir dokunuş gerekli diye. Evet. Ben de tam tersi, Bendir konusunda iyi bir eğitmen olacağını düşünüyorum. Ben de onu söyleyecektim. Yani biz de müzikle iç içeyiz yıllardır. İşte çeşitli organizasyonlarda görevlerimiz var. Her ne kadar Bendir'in ben eğitimini almamışsam da çalanlara denk geldik. O seviyor. Yani işin en önemli noktası bu. Severek yapıyor ve hızlı gelişmiş. Sonuçta çok böyle 15-20 yıllık, 30 yıllık bir geçmişi olmadığı halde gayet iyi eşlik ediyor. Hemen o ritmi yakalayabiliyor. Kulak çok iyi. Bütün bunlar bence bir sonraki adımlar için yeterli şeyler. Aynen. Teşekkür ederim hocam. Bence daha fazlası olacağını düşünüyorum. Çünkü her ne kadar her yerde biz Bendir'le beraber sahne alsak da arka planda uğraştığı çok müzik aleti de var. Çok iyi. Birbirini çok daha, tamamlıyor ya. Yani yakın bir zamanda bence daha farklı enstrümanlarla vallahi yani Koray eline düşmüşsen olacaktır. Şimdi dönelim Koray eli. Koray el işte kendini tanıtırken işte uzun yıllardır bağlamayla iç içe olduğunuzu söylediniz. Bu bağlama aşkı nereden geldi? Ya da bağlama dışında da enstrümanlar var mı sizde de? Şimdi şöyle, bağlama aşkı, ya şimdi biz yürüyüz. Evet. Türkmen alevilerinden. Her ailede mutlaka bir saz çalan veyahut da saz dinleyen. Evet. Hani bir aile saz çalmasa bile saz dinliyor. Kulak artık bağlamaya doyuyor bile. Küçüklükten başladı heves. Bir başladık. Sonra artık bu hevesten çıktı. İlgiden de çıktı. Mesleğe dönüşmeye başladı. Evet. Sonra hedefler büyümeye başlıyor. Ya ben bunu yapabiliyorsam niye yapabileceklere yol olmayayım? Evet. Gidiyor. Eğitimini veriyorsunuz. Aynen öyle. O eğitimin detaylarıyla ilgili de birazdan konuşacağız ama ben hemen burada bir araya girmek istiyorum. Kurduğunuz cümle bana hemen, iki hafta önce biz Ercem kardeşimizi davet etmiştik. O da bölgemizin çocuğu. Benzer cümleler, benzer yapılar. Hocam ben zaten annemin karnındayken müzikle iç içeydim. Başka yapacak neyim vardı ki zaten gibi bir şey oluştu. Şimdi sizde de öyle. Yani müziğin içine doğuyorsunuz. Tabii ister istemez. Ama şöyle bir şey, orada bizim bir ikinci bir durumumuz. Hani seçenek çok ama gönül kayıyor böyle. Buna kayıyor, evet. Mesela ben 16 yıldır bilgisayar programcılığıyla uğraşıyorum. Evet. Şu an tamamen onu bile bırakmış. İyice müziğin içine tekrardan girmiş oldum. İyi ki girmişsin ki. Evet, iyi ki bugün öyle olmasa Nil TV'ye biz çağırdık, sağ olsun geldi. Tanımanızı istedik. Çünkü o bir değer bizim için. Ali kardeşimiz de bu işin yenisi sayılır. 5-6 yıldır ilgileniyormuş. Böyle bu işi gönüllü yapan, bu işi aşkla yapan kim varsa biz bu mecrada sizlerle buluşturacağız, sizlere tanıtacağız. Ki bir yerde bir gün denk gelirseniz, evet ben Koray'ı dinlemiştim, Ali hocamı dinlemiştim mi diyebilelim. Dinlememiz gerekiyor, ruhumuzu arındırmamız gerekiyor dedikten sonra, dedim ya bugün sözü fazla uzatmayacağız, hemen başlıyoruz. Evet, ben de şimdi şu an mutlaka bizi izlediklerini biliyorum zaten. Söz yüzü. Evet, söz yüzü ailesine. Söz yüzü ailesine tamamına. İsim saymakla bitiremem çünkü. Çok geniş bir aileyiz biz. Evet, bu arada gerçekten. Dergimizin yeni sayısı da çıktı. Mersin'deki birçok yayın evinde o dergiyi edinebilirsiniz.
Mersin'in dergisi, Mersinlilerin de sahip çıkması lazım ama tüm dünya insanını ilgilendiren bir edebiyat yapıyoruz. Evet, buyurun. Kesinlikle. İçinde bulunmaktan da gurur duyduğum bir sanat mecrası gerçekten. Haddimi aşabiliyor musun? Abi sahne sizin, ben kenara çekiliyor, sadece dinliyorum. Ben bir sanatsever olarak şu anda keyifliyim. Buyurun. Daha senden gayrı gayrı aşık mı yoktu? Daha senden gayrı aşık mı yoktu? Nedir bu telaşım? Vay deli gönül, vay deli gönül. Hele düşün devri Adem'den beri. Neler geldi geçti. Say deli gönül. Hele düşün devri Adem'den beri. Neler geldi geçti. Say deli gönül. Gördüm iki kişi mezar eşiyor. Gam kasaret gelmiş boydan aşıyor, boydan aşıyor. Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor. Gel de bu rüyayı yor deli gönül. Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor. Gel de bu dünyayı yor deli gönül. Saldılar gurbete, yurtsuz ettiler. Yardan ayırdılar, yarsız ettiler. Şimdi gizli gizli kınar el beni. Yardan ayırdılar, yarsız ettiler. Şimdi gizli gizli kınar el beni. Suyu aşka yaktı yaradan, ömür
ömür bir gün gibi geçti aradan. İşte geldim gidiyorum dünyadan. Vurulmuş bekliyor vursal beni. İşte geldim gidiyorum dünyadan. Vurulmuş bekliyor vursal beni. Kainatın aynası ya madem ki ben bir insanım. Hakkın varlık deryası ya madem ki ben bir insanım. Hakkın varlık deryası ya madem ki ben bir insanım. İnsanda, insan akda, hak insanda. Ne ararsan var insanda. Çok marifet var insanda madem ki ben bir insan. Çok marifet var insanda madem ki ben bir insan. Benim ayaklara tura benim. Aşk evine şarap benim madem ki ben bir insan. Aşk evine şarap benim madem ki ben bir insan. Aşk evine şarap benim madem ki ben bir insanım. Evet, yüreğimize evet. Sağlık. Bize müthiş bir keyifli anlar yaşattınız. Ben şu anda hocam. Çok mutluyum. Bizi ekranlarının başında ya da sosyal medya hesaplarında takip eden sanatsever dostlarımızın da çok mutlu olduğunu düşünüyorum. Onlar adına teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi ki böyle yüreği güzel, sazı güzel, sözü güzel, dili güzel, sesi güzel insanlar var. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Ne mutlu sizleri tanıyor olmak. Dedikten sonra eyvallah. Hiç bölmek de istemiyorum. Böyle hep devam etsin istiyorum ama ara ara sizleri tanımak adına sorma gereği de duyuyorum. Sormalıyız da. Siz kurslarınızı yaş grubuna göre mi belirliyorsunuz? Yoksa sizde yaş kriteri yok mu? Ya da işte o ritim atölyeniz var bildiğim kadarıyla. Onun dışında bağlama eğitimlerinizi neye göre belirliyorsunuz? İnsanlar sizinle bu diyaloğa geçtiklerinde nasıl bir yol izliyorsunuz? Öncelikle ben başımdan geçtiği için bende yaş kriteri yok. Yok. Çünkü ben daha 7 yaşındaydım. Bizim mahalleye bağlama kursu açıldı. Hı hı. Baba dedim bizi bir oraya götür. Babam tuttu kolumdan götürdü. Adam bana dedi tek cümle vardı. Daha bu çocuk ne öğrenecek dedi. Evet. O gün bugündür yaş kriteri bende yok. Gelen herkesi yaş durumuna göre elimden geldiğince öğretmeye çalışıyorum. Öğretme tekniğimde de kriter yok. Özellikle benden ders alan hem ritim hem bağlama hem keman veyahut da gitar derslerini alan kişilerin hepsi bilir. Ben tüm dersleri ders saatinde ne öğreteceğimi belirliyorum. Çünkü kişinin durumuna göre. Ya bir hani milli eğitim tarzında bir kritere evet. sokmuyorum. Çünkü çok kasılmalarını istemiyorum. Amacımız bir şey öğrenmek, çalmak. Evet. Konservatuar okumak istemiyorlar veyahut da bu işin öğretmenliğini yapmak istemiyorlar. Gönül vermek istiyorlar. Evet. Sıkmadan o yüzden ders başta. Yani bir enstrümanda kendini geliştirmek isteyen insanlara. Aynen öyle. Onun istediği yönelmeye göre planlama yapıyorum. Peki ritim atölyesinde işler nasıl yürüyor sizde? Sistem nasıl? Şöyle, herkes katılabiliyor mu? Tabii biz ritim atölyesini kurarken tekrardan konuyu şeye getireceğim söz yüzüne. Başta söz yüzü Erdal Dalgıç ve Jana. Ayrıyeten şu an yanımda bulunan büyük destekçim Ali'den. Ali. Üçünün bana vermiş olduğu bir başlangıç desteği oldu. Evet. Biz neden başlamayalım ritim evet. kursuna diye. Başlarken de bir kriteri koymadık. Hani bütün kurslarda ya bendir ya erbane veyahut da darbuka kursudur. Biz de öyle değil.
Ya bizim amacımız hani dedik ya, gönül vermek. Bütün enstrümanları aynı anda, hem darbuka, hem bendir, hem erbaneyi aynı anda işliyoruz. Yine yaş kriterimiz olmadan. Gönül vermek isteyenler çalma durumlarına göre eğitim taleplerinde zaten çalarken gösteriyorlar. Ben de ona göre sen bu şekilde yap, ben bu şekilde yapayım. Bu grup şunu yapsın, bu grup şunu yapsın. Herkesin bulunduğu durumuna göre heyecanlı. Yani o ritim atölyesinde çok sesli bir müzik de ortaya çıkıyor. Birçok birbirini tanımayan insanların çeşitli aletlerle bir uyumunu da görebiliyoruz. Aynen öyle. Zaten en büyük amaçlarımızdan biri oydu. Bunu en başta garipsiyorlar. Çünkü darbuka bizi bastırır. İşte erbane duyulmaz veyahut da bendir duyulmaz dediler. Ama Koray Sanat Akademisi'ni takip eden kişiye reklam yapalım. Yani hak ediyor tabii. Koray Sanat Akademisi Instagram sayfamızda zaten tüm uyumları görecek şekilde kamerada ya, edebiyat tabii o ön yargı, ilk dediniz ya işte bizi bastırırım o ses diye. Edebiyatın amacı bu değildir. Sanatın amacı bu değildir. Müzik uyumların birliğidir. O uyumlarla herkes kendi özelliğiyle çıkabildiği kadar öne çıkar. Geride durabildiği kadar geride durur. Aynen öyle. Müziğin amacı budur. Kimi tenordur, kimi bastır, kimi baritondur. Ama bir sahneye çıktıklarında biz tek ses duyarız. Yani hiç kimse kimsenin önünde değildir. Müzik aletlerinde de, enstrümanlarda da öyledir. Bir büyük orkestraya gidersiniz. Bir oda korosunun konseri vardır veya işte filarmonidir, şudur budur. Ya biz orada müthiş bir uyum görürüz. Orada sesin nasıl çıktığıyla değil, bütün seslerin birleşimi, bizim kalbimize dokunma yönünü görürüz. Sizde de odur büyük bir ihtimalle. Yani amaç budur zaten. Aynen öyle. Onu da zaten dersler işlendikçe gördüler. O yüzden daha keyifli geçiyor. Evet. Dediğim gibi ben en başta da söyledim ya, bazen sosyal medyadan görüyorum o eğlenceyi. Ya haftada bir gün, iki gün, iki, üç saat, dört saat o ortamda olmalıyım diye heves ediyorum. Ama bu dönemden sonra katılacağım. Şimdi Ali hocama dönelim. Siz ritim atölyesinde anladığım kadarıyla görevlisiniz. Aktif olarak katılıyorum. Oradaki pozisyonunuz yine hocamla birlikte arkadaşlara eğitim veriyor musunuz? Yoksa sadece orada uygulayıcı mısınız? Nasıl? Yok, ben bir... hocamla beraber her dersine katılıyorum. Hatta haftada 3 gün dersler var. Salı, çarşamba, perşembe. Saat 6'da başlıyor. Onu da söyleyeyim. Reklamını yapayım. Her derse katılıyorum. Hem çalıyorum, hem kendim çalıyorum. Hem işte Ya o yeni başlayanlar için rol model olma noktasında bir etkinliğiniz oluyor mu, aktiviteniz? Yok. Pek olmuyor. Yani, çünkü hocam... Bence oluyor. Hocam oluyor da o farkında değil. Evet. Ya şimdi ilk defa eline ben bendiri daha önce hiç kullanmadım. Bilmiyorum. Gördük ama yani ben ilk defa geldiğimde doğal olarak kim bu işi yapıyor? Öğreticiden ziyade elinde olan bana gösteriyor. Yani bu iş, yani öğrencilikte de biz öğretmenlik yapıyoruz. Soruyu biz çözüyoruz ama çocuk daha çok kendi arkadaşından da öğreniyor. Yani bu soru ya. Aynı durum geçerli. Değil mi? Kesinlikle. Ya şimdi bazı insanlar kendi bulunduğu içindeki şeyi bilmez. Dışarıdan bir göz lazım. Evet. Siz daha iyi yorumlarsınız. Tabii. Ali gerçekten hani o konuda rol modeli. Yine isim vermeyeceğim. Şu an o bakmıştır şu an bana. Bizi dinliyorlar. Evet. Orada da aynı şekilde herkes birbirinin aslında gözetmeni. Tabii ki. Yani herkes birbirine rol model alıyor. Şimdi biz beraber sahne aldığımız için ayrıca haftanın 4 günü de sahne alıyoruz. Öyle olunca bu daha şeydir deyip ona tabii sonuçta bir bir ekibin parçası, bu işin bir sonraki adımıdır. Yani ilk başlayan, şimdi ben başlasam 5 ay sonra tutup da senin sahne aldığın yerde seninle birlikte sana eşlik edecek seviyeye gelemem derim yani. Değil mi? Bunun birkaç adım ötesi vardır ya. Tabii diyerek oluyor ama belli olmuyorum. Değil mi? Bir anda herkesin o istek, heyecan ve şey durumuna göre değişiyor. Olmaz gerçekten. Yani zor ya. O her müziğin kendi ritmi vardır. Parçalar bir kere bir repertuar önemi ortaya çıkıyor o zaman da. Şimdi şöyle yapalım. Ben bir şiir okuyayım. Siz bana müzikle eşlik edin. Araya bir şiir sıkıştıralım. Akabinde siz yine bir potpourri, işte birkaç varsa seçtiğiniz, önceden belirlediğiniz okursunuz. Müzikle devam etmiş olalım. Araya da ben de şiirle dilim döndüğünce bir eşlik edeyim. Bütün sanatsever dostlarımıza da göndermiş olalım. Onlar adına okumuş olalım. Islak Mersin sokakları. Hemen ben de.
Saçaklar altından ıslak adımlarla yürüyorum. Şehir sırılsıklam aşka düşmek üzere. İnsanlar telaş içinde. Yeni bir rüzgarı duyuruyor radyomun bozuk frekansları. Şimdi ben tam da bu zamanda ıslanıyorken sana hangi kelimelerle ağlayacağımı bilmiyorum. İsmin bayraktan sonra geliyor. Susuyorum. Demin yanımdan geçti çaresizlik. Çıplak ayaklarıyla üşümeye direnen bir Eda'yla. Keselim bu bahsi, tekrar sana dönelim. Hiçbir çaresizlik gözlerine bakıp sana hasret duymak kadar asil olmamıştır. Daha nasıl ifade edilir bilmem. Fuzuli'den bir beyit mi aşırsam? Yeterli gelir mi? Sahi 500 yıl önce de böyle mi yaşanıyordu aşk? Islak adımlarla yürüyorum. Arabanın camları ıslak. Mendil satan çocuk yok bugün sokaklarda. Benim gibi birkaç divane ıslak. Radyomun bozuk frekansından bir şiir geçti çabucak. Ne anlattığını anladım sanırım. Eksik yerlerini seninle tamamlayınca şiir de tam oldu. Bilirsin, korunmayı sevmem yağmurdan, içime işlesin isterim her damlası. Gel, beni tasalandırma bu şehir için. Bak bugün mutlu olabiliriz. Bozuk sesimle şiir de okurum sana. Hem peçete satan çocuk da yok sokaklarda, camlar ıslak. Elinde kirli bezlerle aydınlık yüzler de yok sokaklarda. Benim gibi birkaç aşık divane ıslak. Gel, birlikte haykıralım. Yağmur ürkmesin sesimden. Sen olsan sorun yok. Sorun yok. Yan yana geçen geceler unutulup gider mi? Acılar birden biter mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider. Bir bebek özleminde seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider. Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi? Dikenleri gövdeler mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Fırtına kör kurşunla diner mi? Kavgalar kansız biter mi?
Bir mazer çılığında seni yaramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Bir mazer çılığında seni yaramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Şu kahve dünya seni bana düşman eder mi? Dostluklar birden biter mi? Kardeş selamında seni yaramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Yüreğinize sağlık, harika. Yani sağlık. Eğer bir prova yapsaydık ancak bu kadar güzel olabilirdi zaten. İşte amatör ruhun, o gönülle yapılanın güzelliği burada. Aşkla yapılanın güzelliği burada. Yüreğinize sağlık, emeğinize sağlık. Sonlara doğru yaklaşıyoruz bu arada. Zamanımız da epeyce geçmiş. Yok yok, daha var biraz. O kadar güzel geçiyor ki. Ben aynen. Ben de anlamıyorum böyle. Şimdi bu işe gönül veren yeni başlayanlara öncelikle bu işi uzun yıllardır yapan biri olarak nasıl tavsiyelerde bulunursunuz genç kardeşlerimize? Bizim bir diğer amacımız da rol model oluşturabilmek. Bu işi gerçekten iyi yapan, kendi alanıyla ilgili edebiyatta da, öyküde de, resimde de bir şeyleri gerçekten başarabilmiş, insanların ruhuna dokunabilecek işler yapanları tanıştırıyoruz. Gençlerle tanıştırıyoruz. Sadece birileri keyif alsın diye de değil, birileri de örnek alsın istiyoruz. Kesinlikle. Ne gibi bir yol izlesinler, neler yapsınlar, neyi öğütlersiniz, önerirsiniz? Buyurun hocam. Evet, önce bencillik yapayım. Koray Sanat Akademisi'ne gidin. Ya şimdi şöyle bir şey. Ben yıllardır, yani ortalama 98'den beridir ders veriyorum. Hep şu karşıma çıkmıştır. Ya torununu getiriyor, ya çocuğunu getiriyor. Ya biz öğrenemedik, torunumuz öğrensin. Biz öğrenemedik, öğrenemedik. Aslında biz öğrenemedik diye cümle yok. Biz öğrenemedik diyenlerin hepsine bağlamaya çaldırdım. Dedim ki ne, tek şartım var. Torunları sen de geleceksin. Sen de geleceksin. Çok İçinde müthiş. İçinde uçak kalmasın. Şimdi aynı şeyi herkese söylüyorum. Mesela ritim için arayanlar oluyor, bağlama için arayanlar oluyor. Arayanların ilk cümlesi şu oluyor: hocam bizden geçmiş olabilir mi? Ya bizden geçmiş diye bir cümle yok. Ben müziğin yaşının olmadığını düşünüyorum. Bir tek zamana dayalı olduğunu düşünüyorum. Eğer zamanınız varsa, günde ayırabileceğiniz bir saat, iki saatiniz varsa herkes bir uçtan tutmalı diyorum. Çünkü en ufak şeyde bile insanın yoldaşı oluyor gerçekten. Kesinlikle. Stres atıyorsun, keyifleniyorsun, hüzünleniyorsun. Tabii işe iyi getirdiğin zaman hüzünleniyorsun da gerçekten. İçinizde kalmasın. Gerçekten bir şeyiniz varsa, tüm enstrümanlar için söylüyorum bunu, bir şekilde başlayın. Hani bana gelin demiyorum. İşin ama esprisi. Bir şekilde başlayın gerçekten. Çünkü müzik, aslında ben müzikle ilgilendiğim için müzik diyorum da bu her şey için geçerli. Sanatın her dalı neredeyse. Kesinlikle, yani yazı yazmak istiyorsanız, şiir yazmak istiyorsanız, ne bileyim ben halk oyunu oynamak istiyorsanız bile, yani ama bir şekilde uçtan başlamak lazım. Evet, başlamak lazım ama şunu da ben söyleyeyim, bir edebiyat sever olarak, aynı zamanda şiir yazan, öykü yazan biri olarak söylüyorum. İnsan hayatını günümüzde, özellikle insan hayatını müzik kadar etkileyecek ikinci bir sanat dalı yok. Yani sıralamada ilk sıradadır. Evet. Çünkü hep iç içeyiz, her an duyuyoruz. Ama doğru müziği duymak, yani seçici olmak da lazım. Hatta tabii, program öncesi denk geldi, konuştuk ya. Maalesef gençlerimiz bu konuda seçici değiller. Müziği de tercih ederken seçici olmak lazım. Çünkü bazen olumsuzluklara da yol açtığına, açabileceğine, ki eğitimin birçok alanında da müziğin kullanıldığını biliyoruz. Doğal olarak yanlış bir müzik tercihinin insan hal ve hareketlerine, duruşuna, bakış açısına sirayet ettiğini de biliyoruz. Bu anlamda doğru müzik tercihi ve doğru yönlendirmelerin de hayatı çok olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Ya kesinlikle katılıyorum. Ya şöyle de bir handikapımız var. Buyurun. Çok özür diliyorum herkesten gerçekten. Çünkü hani ben şimdi kendimi şey gibi olacak ama ya ben normalde kişiye yönelik ders veriyorum ya. Hı hı. Ben gerçekten o kişinin ne yapmak istediğini bilerek çıkartıyorum. Hı hı. Ama bunu herkes söylediği için artık millette veyahut da insanlarımızda şöyle bir şey oluyor. Ya bunu herkes söylüyor. Ama yaşayıp
bazen deneyimlemeden en iyi bulamıyoruz. Evet. Veyahut da göremiyoruz. Gerçekten sizi yaptığınız işe yöneltecek kişilerle çalışın. Doğru rehberlik. Cümle olur. Aynen. Aynen öyle. Evet. Ali Hocam, sizin var mı eklemek istediğiniz? Çünkü yine bir şarkı, sonrasında zaten zamanımız daralıyor. Büyük bir ihtimalle kapatırız. Var mı söylemek istediğiniz? Bize hazır katılsın. Ara vermişken. Size mi katılsınlar? Bize katılsınlar hocam. Çok eğlenceli geçiyor. Mesleğinin önemi var mı? Mesleğin hiçbir önemi yok. Yaşının önemi var mı? Hiçbir önemi. Yani, cinsiyetin önemi yok. Cinsiyetinin, yaşının hiçbir önemi yok. Hiçbir ritim atölyenizde evet. Gelsinler. Haftada evet. iki gün, üç gün akşam oluyor. Bildiğim kadarıyla evet. çalışanlara da düşünerek değil mi dersleriniz? Yani, taleplerimiz akşam oluyor. Haftanın şu an 3 günü 3 ayrı grubumuz var. 3 ayrı grup. Ana temelimiz söz yüzü grubu. Yine herkese selamlar tekrardan. Çarşamba grubu saat bütün derslerimiz 6 ile 8.30 arasında. söz yüzü ritim atölyemiz var. Çok Sketçi iyi. Kadınlar ritim atölyemiz var. Yine Koray Sanat olarak. Katılımların %99'u da kadınlar oluşuyor. Şimdi şöyle söyleyeyim o zaman. Nil TV bugün o zaman çok fazla izleyen de vardır. Değil mi? Bağlı bulunduğunuz bütün gruplar izliyorsa buradan herkese selamlar. Önce ritim atölyesinden sizden bahsöz ediyoruz. Bu kadar güzel işler yapıyorsunuz. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Hatta izleyen bağlama öğrencilerim, gitar öğrencilerim, keman öğrencilerim. Çok iyi işte. O zaman amacımıza ulaştık değil mi? Yani aynen, biz onlara hitap aynen. ediyoruz. Onları teşvik edebilme noktasında ne yapabilirsek. Çünkü ben şuna inanıyorum. Bu dünyada karanlık çok. İnsanın ruhunu, yüreğini aydınlatacak mecra kaldıysa bunlardan biri sanattır, müziktir. Müziği duyduğunuz an, yüreğinizde hissettiğiniz an perdeyi çekip aydınlık bir yere bakıyor gibi olursunuz. Aynen. Yeter ki işin içinde olun, hissedin. Çünkü sizi arındıracak olan şey sanatın kendisidir. Bizi maalesef üzen, depresyona sokan, ülkemizde her gün yeni şeyler duyuyoruz. Dünyada her gün yeni şeyler duyuyoruz, görüyoruz, şahit oluyoruz. Bütün bu stresin, baskının, kirliliğin içinde bizi temizleyecek olan, refaha çıkaracak olan en önemli adımlardan biri sanatın içinde olmaktır. Müziğin içinde olmaktır. Şiirin, edebiyatın içinde olmaktır. Bu anlamda sanatın renkleri bir misyon yüklendik. Nil TV sağ olsun bizlere böyle bir mecra oluşturdu. Bizler elimizden geldiği kadar her hafta dilimizin döndüğünce bir saatte olsa insanları güzellikle, şiirle, sanatla, müzikle buluşturmaya özen gösteriyoruz. Ne mutlu ki bugün iki değerli kardeşimi buraya davet ettik. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Biz de teşekkür ediyoruz. Dedik. Sürenin de böyle sonuna doğru geliyoruz. Henüz yönetmenlerim beni uyarmadı ama ben biliyorum, fark ettim, biraz geçti. Müzikle bitirelim. Tamam. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Benim bir çağrım var. Çünkü lütfen. Benim bir hedefim var. Buyurun. Mersin'de büyük bir sahil buluşmasıyla, yani bunu öğrencilerle sağlamayı planlıyorum. Mersin'in, aslında Türkiye'nin, hedefim Türkiye'nin de en büyük bender grubuyla sahilde bir dinleti vermek. Yani 150-200 kişiyle. Çok şu an amacımın bir mani çıkmadıysa, çıkmazsa da %80'ine ulaştım. Yani çok 150 kişiyi geçiyoruz yakında. Bu bir rekor da olabilir mi? İşte amacım o yönde. Değil mi? Ve sanatın toplum içinde görselliği de sağlayarak, uyumu da sağlayarak herkese göstermek istiyorum. Ya bir farkındalık da oluşturur, aynı zamanda dikkat de çeker bu. Müthiş aynen bir şey öyle. Yani. Buradan büyük bir çağrımdır. Ritme gönül veren, bendir çalan, isteyen, tabii çalan, çalmayı öğrenmek isteyen herkesi mutlaka Koray Sanat Akademisi'nden bana ulaşabilirsiniz. Instagram adresinizden. Evet. Yani normalde bir mekanımız yok. Biz Instagram üzerinden evet. buluşup çeşitli derneklerin bize sağladığı yerlerde yapıyoruz bunu. Evet. Yani bir mekan maddi bir gelir beklentimiz yok anladığım aynen. kadarıyla bunun aynen. değil mi? Yani hani atölyemize gelin, bize para kazandırın gibi bir durumumuz yok deyip son iki dakikamız kalmış. Müzikle bitireceğiz. Buradan ben bütün Nil TV takipçilerine ve Sanatın Renkleri izleyicilerine sevgilerimi, selamlarımı götürüyorum. Burada bitiriyoruz ama müzikle. Evet. Son türkümüz de şu an ekran başında olan aileme, buyurun. Anneme, babama, kız kardeşime, abime, herkese armağan ediyorum. Tüm dinleyicilerimize gelsin.
Muhabbet dediğin karşı karşıdır. Yine bilsen şu sinemde neler var. Gülü boynadım ele karşıdır, karşıdır, ele karşıdır. Sen şu sinemde neler var? Gülü boynadım ele karşıdır, karşıdır, ele karşıdır. Kurban bulamadım candan ileri.